Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıyla Pençe serisi operasyonları başta olmak üzere birçok kritik görevi başarıyla tamamlayan sualtı savunma komandoları eğitimlerine can siperhane devam ediyor. Komandolar görevin icrası sırasında verilen emirleri tereddüt etmeden soğukkanlılıkla ve sıfır hatayla yerine getiriyor. SAS Komutanlığı kurulduğu günden itibaren icra ettiği görevlerin yanı sıra gerek yurt içinde gerekse yurt dışında muharebe alanında görev alıyor. SAS komandoları her türlü sabotaj, patlayıcı madde ve silahın etkisiz hale getirilmesi, amfibi harekatla denizde ve karada düşman unsurlarına müdahale ve tuzaklama konularındaki kabiliyetleriyle dikkati çekiyor. Saatlerce yüzebilen, sudan çıktıktan hemen sonra kilometrelerce koşabilen SAS timleri, görevleri tamamlanana kadar suda kalabilme becerileriyle de hayranlık uyandırıyor. Su altında değişebilen koşullara zorlanmadan hızlıca ayak uydurabilen, fiziksel olarak yeterli vücuda, hıza ve düşünebilme yetisine sahip SAS timleri, ölümle burun buruna kalınan olaylara soğukkanlılıkla müdahaleleriyle de biliniyor. Komutanım, yerimizi aldık. Görev ayrımı bilmeyen SAS komandosu için her görev en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlanarak yerine getiriliyor. Ormanlık araziye intikal eden SAS komandoları eğitimdeki düşman saldırılarını kısa sürede püskürtüp terör unsurlarını etkisiz hale getirdi. Güzergahta gizlenen bomba düzeneğini tespit eden ve koordinatlarını insansız hava aracıyla belirleyen tim, arazi şartlarına uygun bomba imha robotuyla düzeneği etkisiz hale getirdi. Komandolar arazideki başka bir düzeneği de keskin nişancı tüfeğiyle ateş ederek patlattı. SAS komandoları eğitim faaliyetleri kapsamında ayrıca helikopterden denize atlayarak su yüzeyindeki mayınları başarıyla imha etti. Sonra dive cihazıyla su altında mayın araması yaptı. Komandolar nefes kesen eğitimlerini kendilerine has savunma ve taarruz yöntemleriyle başarıyla tamamladı.